Şimdi yine devam edelim Putin'le ama sayın Ağarla. Ee, tabii çok soru var ilk günden itibaren şu soruyu sorduk. Putin'in amacı ne? Rusya'nın amacı ne? İşte neyi eski Sovyetler Birliği'ni mi tekrar ayaklandırmak istiyor ya da amacına ulaştı mı? Harita üzerinden Sayın Ağar devam edeceğiz lütfen. Şimdi tabii bir Rus ordusu günlerdir, aylardır artık bir buçuk ayı geride bırakıyoruz. Ukrayna'ya girişini Kiev'e günlerce konuştuk. Girdiler mi? girecekler mi? Uzun bir konvoydan söz ediyoruz ve şimdi farklı bir noktaya doğru Rus ordusunun ilerleyişine de tanıklık ediyoruz. Ee, Putin amacına ulaştı mı ya da baştan kurduğu plan neydi Putin'in? Şimdi ben izlerseniz doğuya... e, hani tek bir eksenden bakmıyorum olaya. Şimdi Putin'in e, var ulusal bir tehditle karşı karşıya kaldım demesi üzerine inşa edilmiş bir askeri harekatı var. Şimdi öncelikli olarak burada kuracağımız cümle şu. Var ulusal tehdidi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu gözüken kısmı ama bunu gözükmeyen tarafı jeopolitik bir hedefi var Putin'in. Yani çünkü bu bir jeopolitik fay hattının kırılması bu. Yani özellikle hani benim öngörüm şu. 20. yüzyıl, 21. yüzyılın Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu, Atlantin yapmış olduğu hamleye karşı bir hamle yapıyor. Bir karşı taarruz yapıyor. Jeopolitik bir hamle yapıyor. Peki sadece buradaki hedefi jeopolitik mi? Hayır. Teolojik bir hedefi de var burada. Yani burada aslında biraz önce konuşmuş olduğumuz konu bence en önemli konu ve Türkiye'de çok dile getirilmiyor. Bir kere Hristiyanlık dünyasındaki 1054'ten sonraki ikinci büyük kırılmaya karşılık geliyor Ukrayna Savaşı, Kır, Kırım'ın ilhakıyla birlikte. En önemli konulardan bir tanesi ve işte cenaze, cenaze töreninde onun görüntüsünü verdi. Ben diyor Ortodoks dünyasının hakimi benim diyor, siyasi lideri benim diyor. Bir diğer de Patrik Kril'de bu işin başıdır diyor. Şimdi bir yani hani aynı Katoliklik Katoliklikteki gibi bir hiyerarşi üretme eğilimi içerisinde. Şimdi bu bu açıdan bakıldığı zaman bizi de ilgilendiriyor. Yani sadece e, diğer işte Yunanistan'daki, Güney Kıbrıs ülkesindeki kiliseler ilgilenmiyor çünkü e, yani Patrick onun onunla bir ekümenlik iddiası var. Şimdi burada ekümendik iddiası ortaya koyan bir Patrick Kril bunun hamisi bir Rusya ve bu siya siyasi eklenmiş bir fotoğrafa dönüşmüştür. Bir diğer tarafıyla burada ee, bir karasal hedefi var mı? Bir askeri hedefi var mı? Evet burada bir askeri hedef var. stratejik bir hedefi var. Şimdi o noktadan devam edelim. Günlerdir Rus ordusunun konvoyunu Whiskey'e ve ilerleyişiyle doğru. takip ettik. Günleri saydık hatta saat saat bugün yarın bugün yarın. Doğru. Bir anda o ordu Harkiv'e doğru yani doğuya doğru yönünü çevirdi. Neden? Neden? Çünkü Ukrayna Ukrayna ordusunun e, yarısından fazlası burada. Hatta şimdi daha daha da fazlası burada. Çünkü sadece burada Ruslar yönelmedi buraya. Ukrayna ordusu da yöneldi. Yani batıdan top, benim sağdan aldığım bilgiye bakarak 12 tane tugay şu an bu bölge hareketlenmiş durumda. Onlar da gidiyorlar. Hatta diğer taraftan başka ülkelerden gelen ağır silahlar da bu bölgeye hareketlenmiş durumda. O yani zaman burada, asıl tehdidi Kiev'de değil de e, Ukrayna'nın doğusunda hayır, savaş, mı görüyoruz sordu. Yani dinamik bir süreç. O dinamik süreçte savaşın üretmiş olduğu etki tepki, buna bağlı olarak ders çıkartmalar, harekat planlarında yapılan güncellemeler veya karşı karşıya kalınan jeopolitik riskler, siyasi riskler, savaşın bu şekilde devam etmesiyle ilgili bir karara zorladı Putin'i e. veya böyle bir karar verdi. Yani zorladı derken hani çok da zorlamadığını düşünüyorum. Çünkü yani bakıldığı zaman bakın hala burası elinde. Bu çok büyük bir kazanç Putin için. Çok büyük bir zafer alanı. Karadeniz kıyısını komple yani, kazandı. Yani şimdi Odessa'yı konuşacağız. Ode Odessa bence da daha... en önemli konulardan bir tanesi. Biz buraya şimdi yoğunlaştık ama burada 30 tane gemisi var. Çıkartma gemisi burada bekliyor. Ve burada en, en en büyük savaşın en büyük Hı. çatışmaların her sonuna Nikolayev hattında olduğunu gördüm ben. Şimdi sordum evet dediler o kadar önemli ki bu hat. Çünkü bu hatta ele geçirdiğimiz kara harekatı bu bölgeden Kırım ve buradaki birliklerinden Odessa'ya karşı bir kara harekatı yapmasıyla ilgili asıl mücadele şu an her sonda ve Nikolya hattında veriliyor. Yani buraları taraflar birbirlerinden ele geçirmek için büyük muazzam bir gayret içerisinde. Ne için? Odessa için. Peki Çünkü, orada çok önemli bir liman var. Karadeniz'e kıyısı var. Bir Buraya tane, geleceğiz. dört en, en tane. tane liman var. Buraya geleceğiz ama Harkiv'deki sorun ne ya da şöyle tanımladığınız için sorayım. Ee, şimdi savaşın seyrine göre hareket etmiş. Böyle mi yoksa bunlar planlı değil miydi Kiev'den sonra Harkiv'e ilerlemek? Bu bir anda mı gelişen bir durum? Şimdi sizce? Bu, bu burada bir kere şurada bir mağlubiyet var. Yani burada açıkçası Kiev'de. Yani Kiev'i kuşatmayı başaramadı. Kiev'i kuşatmak için görevlendirilmiş görevlenmiş olduğu kuvvetler başarılı olamadı ve ağır zayiat verdiler. Şimdi ağır Şimdi Ukrayna tarafına baktığımız zaman 14 bin civarında ölüsü var Rusların. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunu 3 çarpın çarpı 42 bin. 42 bin yaralısı var demek. İdari zayiatları dahil edin buna. Firarları dahil edin buna. Sağlık sorunları oranları dahil edin bunları. İdari, idari anlamda savaştan düşenleri dahil edin. Ukrayna Rus ordusunun belki yarısı burada savaş dışı oldu. Bu açıdan bakıldığı zaman bu savaşma iradesini kaybetti bu birlikler. Bu birlikleri buradan çekmesi son derece normal. Son derece anlaşılabilir çünkü bir kere bir kere kendi içinde bir hesaplaşması gerekiyor. Biz bu hatayı neden yaptık? Bir diğer tarafı da yeniden tertiplenmesi ve teşkilatlanması gerekiyor. Birliklerin takviye etmesi gerekiyor. Emir komuta birini sağlaması gerekiyor. Silahını, mühimmatını, teçhizatını bütünlemesi gerekiyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra yeni planlar eşliğinde bu birlikleri nerelerde kullanacağını karar vermesi gerekiyor. Bir diğer tarafı da birliklerin moral ve motivasyonu nasıl? Çünkü bu Rus ordusunun en büyük handikapı savaşın başından beri moral ve motivasyon. Çünkü Ukrayna ordusu veya Ukrayna halkı bir işgal ve istila ordusu olan Rus ordusu karşısında daha güçlü bir motivasyon üretti savaşın başından beri. Siz hatırlıyor musunuz? Elbette ki hatırlarsınız. Savaşın başından itibaren başlamadan önce Sayın Ağaç sürekli altını çiziyordunuz. Evet. Acaba Ukrayna halkı veya Ukrayna ordusu nasıl bir mücadele verecek? Ee, savaşın seyrini değiştirebilir. Şimdi dediğimiz noktaya geldik mi? Çünkü Zelenski'nin bir açıklaması var. Onu da belki birleştirerek sormakta yarar var. Doğuda savaş çok zor olacak. Harki ve ilerleyişinden sonra Rus ordusu bu ifadeyi. Doğru çünkü burada belki daha üst katmanda silah silah ve teçhizat kullanacak. Belki burada taktik nükleer silahları kullanacak. Bilmiyoruz. Göreceğiz hep beraber. Taktik nükleer. Evet. evet. Var mı Ukrayna'nın elinde hala da? Rusların Olmadı. Elinde var. Rusların elinde tabii. var. Yani şimdi şimdi bakın bu savaş yani Putin buradan onuru kırılmış bir Rusya ile ayrılmayacak. Rusya Rus, yani, Rus, Rus yani şimdi, şimdi ordusu şimdi bakın, nükleeri bu, artık burada, burada devreye sokabilir. savaşı. Yani. bir denge sağladı evet. Ukrayna. <laughs> bu doğru. Benim, benim bu savaşla ilgili en büyük kaygım burada nükleer silahları kullanılacak olması. Çünkü Putin katman değiştiriyor farkındaysanız. Yani e, inzal füzelerini kullanıyor, kalib füzelerini kullanıyor. Yani Toçka füzelerini kullanıyor, İskender füzelerini kullanıyor. E bunun bir üstü var. Taktik nükleer silahlar. Şimdi burada büyük bir yığınak var ama bu yığınak içerisinde bir denge oluşursa şimdi şöyle bir sorunu var Putin. Putin Savaşın ilk anlarında şunu konuşuyorduk. Hep eski mühimmatlarıyla yola çıktı diye. Şu anda öyle değil ama değil şimdi mi durum? Şimdi eski mühimmat yani ben ona çok katılmıyorum. Yani son, sonuçta bizim ordumuzda da bakımı iyi yapılmışsa 2. Dünya Savaşı'na kalma hala bir takım araçlar kullanılabilir. Yani son, sonuçta bakı, bak Putin'in ordusunun eskilikle ilgili problemler ziyade bakımla ilgili bir problemi var. Yani eğitimle ilgili yani profesyonellikle ilgili bir problemi var. Ya ben hep onu gözlendim. Ya bakıyorsun böyle şeylerin içerisinde, e, suların içerisinde e, düşmüş tanklar falan. İşte e, tank e, tank e, aracına, e, taşıma aracına, tırına e, bilerken işte devrilen tanklar. Şimdi bunların hepsi eğitimsizlikle ilgili olan şeyler, motivasyon eksikliğiyle, dikkat eksikliğiyle ilgili olan şeyler. Şimdi Putin Putin'in ordusundaki bence en büyük handikap çok güçlü bir ordu olmasına rağmen savaşma iradesinin Ukrayna ordusunun savaşma iradesinden daha düşük seviyede kalmış olması. Şimdi bu aynı zamanda zulme sebebiyet verdi. Yani e, hıncını, hırsını yakalayabildiği insanlardan çıkartmasına sebebiyet verdi. Normalde Rus ordusunun bu tür sivillerle ilgili hatalar yapmaması gerekiyordu veya bu hatalarla ilgili görsellerin ortaya çıkmasına izin vermemesi gerekiyordu. Yıkıp geçmesi gerekiyordu aslında hayır, hayır, öyle. Yani öyle mi? Şeyini sivillerle ilgili vereceği görüntüler kesinlikle başkaları tarafından yani Batı tarafından kullanılacak görüntüler olmamalıydı. Yani bu profesyonel ortaya koyamadı. Şimdi örneğin e, şeyi konuştuk. Bu çayı bu çadaki olayları konuştuk değil mi? Bir katliamı konuştuk. Bu katliamla ilgili yani Putin'in içindeki ordusunun içerisindeki bir takım birilerinin yapmış olması kuvvetli ihtimal. Arada kalmış olmaları bir ihtimal, infaz edilmiş olmaları bir, bir ihtimal. Ya pek çok ihtimal var. bunlar araştırılması gerektiğini zaten bir tarafsız gözü görmeye çalıştık. Ama Putin'in ordusunun bu tür görüntülere izin vermemesi gerekiyordu. Çünkü Putin'in ordusu sistematik olarak bir soykırım yapmıyor. Ya Şimdi orada ya, şu da olsaydı, tartışılıyor. Çok farklı yerlerde, çok farklı şekillerde görüyoruz. Ben sağdan gelen insanlarla konuşuyorum. Hepsi yani özellikle hani koridorlar açılıyor ya insani koridorlar. O insani koridorlardan geçerken Ruslar onları kontrol ediyorlar. Şimdi orada şu da konuşuluyor. Ama şey bu abi, çok baş, başlı başına bir başlık ama belki genelinde değerlendirmek gerekiyor işte Rusya ordusunun e, kaybettiğini açtığınız başlıkta. E, Putin ordusunun içinde çözülmeler var işte e, çeşitli darbe iddiaları da konuşulmuştu. Bu anlamda mı birleştiriyorsunuz bu tür görüntüleri Yok, hayır, vermemeli. Ben, ben çok, çok çok insani bir refleksten bahsediyorum. Şimdi ölecekseniz, canınızı verecekseniz bunun motivasyonun çok güçlü olması lazım. Niye öleceksiniz? Yani yani vatan, vatan sevgisi, va vatan için ölmek, eşi için ölmek, çocukları için ölmek, mezarı için ölmek, geleceği için ölmek. Yani bu Ukraynalıların bu tür ölmeleri için kendilerini motive edebilecekleri sayısız faktör şeyler var. Unsurlar var. Haklı, meşru ya. Yani. Sonuçta adamın vatanı burası. Ama Putin ordusunun böyle bir motivasyonu yok. Yani böyle bir böyle bir yani sonuçta işgalci işte, evet belki Rusya'da milli, milliyetçilik akımları bu dönemde çok arttı. Ama bunun ordudaki yansıması, var. asker şimdi soruyu, şu soruyu soracak. Tamam öleceğim. Ama ne için öleceğim? Başının üstünden mermiler geçmeye başladığı andan itibaren her asker kendisini sorgular. Bu çok son derece önemli bir şey. Yani yani işin ruhu, işin manevi tarafı. yani Örneğin bizim askerimizin, bizim ordumuzun maneviyatı neden yüksektir? Bir, der ki Allah için mücadele ediyorum. İçi, iki bana emanet eden bir vatan var. Ben bu vatan için mücadele ediyorum. Üçün, milletim için, devletim için mücadele ediyorum. Yani bunun sonucunda da bir manevi güdülenmesi var der ki ben bu mücadelede şehit olursam, ölürsem şehitim, kalırsam gaziyim ve cennete gideceğim. Allah'ın rızasını kazanacağım. Şimdi bu temel motivasyon son derece güçlü bir motivasyon. Bu motivasyon Rus ordusunun askerlerinde var mı? Göremedim. Ben, ben, ben göremedim. Yani yok. Çünkü işgal ve istilacı yani işgal ve istilası. şimdi şunu soruyor. Tamam ben girdim buraya. Bu yani ölmezken keyifli bir şey. Ama ölen birilerini görmeye başladığınız an itibaren, kaf, kopan kolları, bacakları görmeye başladığınız an itibaren, ölüme empatiler yapmaya başladığınız zaman, şimdi ölüm korkusu, ölümün empatisi sizi sarmaya başladığı an itibaren, bu duyguları nasıl yeneceksiniz? Bunun yani, için çok güçlü bir motivasyon var. Şimdi tabii bunu sorgulamasının var. sebebi bu motivasyonun Uk olmadığını Ukrayna'da olmuş olabilir mi? Çünkü Rus ordusunu diğer topraklarda ve coğrafyada bu kadar e, böyle sizin söylediğiniz gibi görüyor muyuz? Ya şimdi Vicdanlı tabii mı değil mi? Bu, bu bakın Rus ordusu ilk defa kendisi gerçek bir çatışma evet. alanına e, test ediyor. Yani evet daha önce şimdi neydi? Bakın e, işte Çeçenistan, e, Grozni hikayesi, Afganistan. Burada mütekabili güçlerle Mücadele etmedi. Burada kendisine mütakabil olmasa bile kendisinin %98 seviyesinde üstünlük sağlamasını engelleyici yani hava hakimiyetini engelleyici unsurları olan zayıf da olsa bir Ukrayna hava savunma sistemi ve hava kuvvetleriyle karşı karşıya. Sadece karasal unsur ordusundan bahsetmiyorum. Bakın bir savaşın en temel parametresi bu günümüzün modern savaşının en temel parametresi hava hakimiyetidir. Hava hakimiyeti. Nelerle sağlarsınız? Hava savunma sistemleriyle, hava taarruz sistemleriyle, savaş uçaklarıyla ve elektronik harple ve şimdi buna sihalar dahil oldu. Bu bunlar savaşın akıbetini %98 seviyesinde değiştirir neyle beraber değiştirme yani sadece kendi başına değiştirebilirim. Hayır, hala savaşlar bir şekilde piyadenin postalanı çiğnediği alanlarla ölçülür. Karacılarla daha Hayır, evet. sonuçta sonuç evet. ya yani karadaki, havadaki unsurların bu karadaki harekatı desteklemesiyle ilgili ortaya koymuş olduğum %98'lik etkiden bahsediyor. Bu modern savaşçının en temel özelliği bu. Yani bu üstünlüğünüz yoksa savaşı kazanamazsınız. Şimdi Ukrayna ordusu zayıf olmasına rağmen Rus ordusu bu %98'lik o e, gücü baskıyı Ukrayna'nın üzerinde kuramadı. Kuramayınca inisiyatifi istediği gibi geliştiremedi. İnisiyatifi istediği gibi geliştiremeyecek. Savaşta kendine özgü bir denge ve Ukrayna ordusuna ait bir özgüven kendisini gösteriyor. Yani şu an Ukrayna ordusu 46 günlük bir savaşı sonrasında evet ne kadar hırpalanırsa hırpalansın, ne kadar Ruslar kadar bir kuvvet kaptırırsa kaptırsın, kaybetmiş olursa olsun kendisine eskisine çok daha fazla güveniyor. Ama Buradaki işte Zelenski'nin ifade etmiş olduğu Luhansk ve Donetsk'teki yani Luhansk ve Donetsk'i niye söylüyoruz? Yaklaşık hani onu söyleyeyim insanlarımız bilmiyorlar. Burası yaklaşık 35 bin kilometre karelik bir alan. Yani bizim Konya kadar bir alandan bahsediyoruz. Yani Konya 38 bin bildiğim kadar. Hatta bir, hani mücadele alanlarından bir örnek vereyim. 120 Cudi Dağı kadar filan. Yani Cudi, Cudi yani hani... Dağlık bir alan mı Luhansk? Hayır, ne, dağlık ne alan, yüz ölçümüyle. Büyük, büyük, de anlaşılsın diye. Cudi'nin tepesinde e, 50'den fazla zirve, e, ana zirvesi de 11 tanedir. Yani çok büyük bir alan cüdi, onu on, çok büyük bir 120 katı bir alandan bahsediyoruz. Çok büyük bir alanda 120 bin civarında e, ayrılıkçıların karşısında mevzilenmiş, başka bir ifadede tespit edilmiş bir e, güç var. Ukrayna ulusunun ana grubu burada. Şimdi ana grubu tespit edilmiş. Yani ben işte oturdum işte e, Abdullah Bey'le çatışıyorum. O beni tespit etti, ben o tespit ettim. Yani yerinden kımırlamam çok kolay değil. Manevra etmem çok kolay değil, yapmam çok kolay değil. Şimdi Ruslar savaşın üretmiş olduğu tecrübeyle beraber bir cümle kurmaya başladılar. Dediler ki biz alan alan evet Donetsk'e yoğunlaşacağız, Donbas'a yoğunlaşacağız diyorlar ama aslında demek istedikleri şey şu, güce yoğunlaşacağız. Yani bu gücü ablukaya alırsak, kuşatırsak, esir alırsak, imha edersek, etkisizleştirirsek bu hem müzakere süreçlerinin kaderini etkileyecek hem Ukrayna'nın kaderini etkileyecek hem de Rusya'nın zaferini etkileyecek. Yani burada çünkü bu gücü kırarsa Ukrayna mukavemet harekatı. İçerideki direnişi de kıracak belki. Hayır, şimdi bakın burada önemli olan şey şu. Şimdi bizim milli mücadelemizden bunda ilgili bir, der, bir anlam çıkartabilirsiniz. Bir ordu ile kesin sonuç alabileceğiniz bir mücadeleyi Ordunuz imha olurken ordulaşarak sonuç alabilecek kuvvetlerle yapmaya çalışıyorsunuz. Bu çok büyük bir handikap Ukrayna açısından. O yüzden buradaki kuvvetlerini kesinlikle Rus ordusuyla kaptırmaması gerekiyor. Veya buradaki savaşı kazanması gerekiyor. Neden? Çünkü Rusya'yı, Rus eğer Ukrayna'dan çıkartabilecekse... Buradaki ordu çıkartabilir ancak buradaki mukavemetçiler çıkartamaz. Şimdi çok soru var. Ee, Rusya'dan, Rus ordusundan, hükümetinden, istihbaratı güçlü bir ordudan, doğru. istihbaratı güçlü bir Hala hükümetten güçlü. söz ediyoruz. Neden o zaman ilk olarak Kiev'e yöneldi de Harkiv, Luhansk, Donetsk'te e, Ukrayna ordusunun ya da o dediğiniz güç unsurunun yığılmış olduğunu tespit edemedi mi? Ya o zaman az, yanlış, ki, her anlamıyla ki, ki, yanlış ki, bir ki, harekattan ki, bence, söz ediyoruz. Ki, bence doğru bir karardı. Ama yapa, başaramadı. Yani ki, ki çok yakın işte 100 110 120 kilometre kuş uçumu bir mesafe. Yani no, normalde zırhlı unsurlar önde bir engel çıkmasa 2 saatte 3 saatte alabilecekleri bir mesafedeki bir şehri başkenti çünkü. Yani bir, bir bedenin kalbini eline almak gibi bir şey. Kuşa kuşatsaydı bakın içeri girmesinden bahsetmiyorum. O zaman çok vakit kaybetti diyebilir Hayır, miyiz yani, aslında biliyordu orayı. başaramadı. Yani yani nefesini kesemedi. Yani yani örneğin bu buça buça da işte Irpin'deki hosta bu alandaki mücadelesinde takıldı buraya. İlerlemeye çalıştı, geri çıktı. Doğu'dan geldi, doğuya yanaştı. Orada or orada takıldı. Orada çok kuvvetli çok sert çatışmalar oldu burada. Geçemedi bu hattı. Kuşatmayı tamamlamasaydı yani yarısını tamamladı. Yani yarı yarı şöyle yarım bir hilal yaptı. Diğer hilali de birleştirmiş olsaydı nefesini kesseydi yani şunu yapacaktı. Avucun içerisine alacaktı kalbi. Başarısız Kuşu oldu demektir. demek mümkün o zaman bu anlamda. Efendim? Başarısız olduğu için doğuya yöneldi demek Hayır, mümkün. Hayır başaramadı. Olur. Yani Kiev'i kuşatmayı bakın Kiev'de mescûm mağa çatışmaları demiyorum. Çünkü Kiev'deki mescûm mağa çatışmaları Ölümünü uzayan bir şey sürece dönüşebilir ama kuşatsaydı yani bir bir kuşatma harekatı ne kadar dayanabilir? İçindeki silah ve mühimmatın ve gıdanın yettiği kadar dayanabilirdi. Yani örneğin işte hatırlarız hatta saygıdeğer komutanım daha iyi bilir onu. Şimdi Sayın Karakuş'a gitmek istiyorum. Falkland savaşlarında İngilizler işte son derece önemli bir birliği kuşattılar hiçbir tek mermi atmadan. E, gıda gıdasını bitirdiler. Adamlar da hepsi teslim oldu. E, şey yaptı. Çünkü Kiev'in böyle bir riski var. Hatta size yapmış olduğunuz programlarda ben hep sormuştum. Yani gıda, gıda nasıl? Olur. Silah mühimmat teçhizat durumları nasıl? Şimdi bunu başaramayınca e, bir de zayiat verdi. Çok zayiat verdi. Yani hani rakamlar o kadar yüksek ki Ukraynalılarına bak baktığımız zaman bir an önce ben zayiatlar, idari zayiatlarla, yaralılarla birlikte sayının 54 bin. Yaralılarla o şehit, gazi ölümlerle beraber 68 bin. Korkunç bir zayiat var burada. Yani bu eğer doğruysa rakamlar. Eğer Şimdi şimdi bu ordu yeniden de tertiplenmek de. ister, takviye ister. Zaten Peki. pek çok yerden takviye getiriyor biliyorsunuz. Yani pek çok alanlardan takviye getiriyor. Öte tarafıyla başka bir şey daha var. Bizim gör, görmediğimiz kendi içindeki 140 farklı, 140-160 diyorlar. Farklı etnik e, kökenden insa, askerler burada. Onların Rusya'ya bağ, bağımlılığını da, da test ediyor aslında savaşkanlıkları ile ilgili. Burada he, en çok kimi gördük? Çeçenleri gördük. Kadir Oğuz Bakın. Evet. Diğerlerini görmedik. Diğerlerini de görebilirdik. Aynı, aynı Ukraynalılar karşılık verdiler ona. İşte, e, işte Şeyh Şamil'in e, Atası Şeyh Mansur Tugay'ı dediler. Ondan sonra işte Ruslara karşı savaşan Çeçen komutanları, Kahraman komutanları, isimlerle bir takım birlikleri sembolik olarak onların karşısına çıkarttılar. Şimdi böyle bir takım şeyler evet. var. Savaşı özgü fotoğraflar gelişti. Çok ilginç. Herkesin harp tarihinden modern savaşlara ilgili ders çıkartacağı çok özel bir savaş bu. Özellikle elektronik harbin, sihaların, siha Sihal doktrin, doktrin değişiyor. Bakın bu son derece önemli. Yani savaşın çünkü e, karadaki unsurların eğer e, havadaki unsurların hakimiyetini engelleyemiyor, engelliyor musunuz? Yaşama şansını ortadan kaldırıyor resmen. İkisi birlikte değerlendirmek oluyor. gerekiyor musunuz? Hava ile karayı buyurun. Çok geniş bir soru sordunuz. Hikaye, yani şey, çok, çok uzun, uzun. diyorsunuz. Bunun Peki. hikayesi çok uzun.